Sedat Peker videoları sonrasında Sedat Peker'in arkasından giden birçok ismin açıklamalarını duymaya başladık. Üstelik bu isimler öyle isimler ki bazıları Türkiye düşmanı, bazıları Türkiye'den kaçmış, bazıları FETÖ'cü, bazıları ise PKK'lı. Kendini vatan sevdalısı olarak nitelendiren Sedat Peker, şimdilerde vatan düşmanlarından tavsiyeler alır olmuş ve onların ekmeğine yağ sürmekte. Gelin tüm bu olaylara daha yakından bakalım. Bu videoda sizlere hem HDP'nin kapatılması hem de Sedat Peker olaylarıyla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Önce PKK elebaşlarından birinin hem HDP'yi hem de Sedat Peker'i destekler nitelikteki açıklamalarını sizlere aktaracağım. PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan yayımladığı videoda HDP'nin İzmir binasına yönelik saldırıya değinirken gündeme ilişkinde açıklamalarda bulundu. Kullandığı ifadelerle terör örgütü PKK'ya yol haritası çizen Kalkan, şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP Türkiye'yi yönetmeli. İktidarı kimlerle paylaşılacağı konuşulmalı. Biz PKK olarak destek veririz, ifadelerini kullandı. PKK elebaşlarından Duran Kalkan yayımladığı videoda İzmir'deki HDP binasına yapılan saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada HDP'ye yol gösteren terörist Kalkan, Sedat Peker'in haftalardır söyledikleri oluyor, olacak. İşte şimdi İzmir olayı oldu. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP öyle kapısı kilitlenerek kapatılacak değildir, ifadelerini kullandı. HDP'nin Türkiye'nin demokrasisini temsil ettiğini ifade eden terörist PKK elebaşısı Kalkan, Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlar da ortaya çıktı. Bütün yönetim HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir, dedi. Türkiye'de HDP'nin kapatılma tartışmaları tüm hızıyla sürerken, Kalkan, HDP'nin kapatılmasının değil, yönetim olmasının tartışılması gerektiğini vurguladı. Kalkan, konuya ilişkin, HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı, yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşılacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz, ifadelerini kullandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker, 15 Temmuz'un finansörü olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden provokasyona devam ediyor. Muhalefet ve uzantısı basın, 48 suç dosyasında adı geçen Peker'in yalanlarını yeni bilgilermiş gibi servis etse de, bu iddiaların tamamının ardında FETÖ var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkındaki iddialarda, Türkiye'nin Suriye'de cihatçı örgütlere silah gönderdiği yalanları da, FETÖ'cüler tarafından Peker'e sufle olarak dillendirildi. Kolombiya'dan Türkiye'ye kokain ağı kurulduğu iddiası, son süreçte FETÖ'cüler tarafından Peker'e verilen ilk sufleyi, firari FETÖ'cü Cevheri Güven verdi. 23 Haziran 2020'de kendi sosyal medyası üstünden Kolombiya'da yakalanan uyuşturucuyu gündeme getirerek, Türkiye'de Susurlukçu diye adlandırılan aralarında Mehmet Ağar'ın da olduğu isimlerin yeni bir uyuşturucu hattı kurduğunu iddia etti. Güven, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bu uyuşturucu kaçakçılığına göz yumduğu yalanını ortaya attı. Bu yalan FETÖ'nün diğer yayın organlarında da bir süre dolaştı ancak fazla ilgi görmedi. Aynı iddiayı bu kez FETÖ'cü Sait Sefa daha da büyüterek piyasaya sürdü. 4 Ocak 2021'de kendi sosyal medya kanalından video yayımlayan FETÖ'cü Sefa, Binali Yıldırım'ın oğlunun uyuşturucu baronu Nejat Daş'la ortak 5 gemi aldığını ve bu gemilerle uyuşturucu kaçırmaya başladığını öne sürdü. Ancak Sefa da başarısız olunca yalanın bayraktarlığı organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e kaldı. Peker, sosyal medya üstünden 2 Mayıs'tan itibaren yayımladığı videolarında FETÖ'cülerin iddialarını ülke gündemine soktu. Peker'in ortaya attığı bir diğer iddia, Yeldana Kaharman'ın intiharına ilişkin oldu. Peker, Kaharman'ın intihar etmediğini, öldürüldüğünü, dosyanın da güvenlik güçleri tarafından kapatıldığını iddia etti. Peker, suçlamalarının hedefine ise Mehmet Ağar'ın oğlu AK Parti milletvekili Tolga Ağar'ı koydu. Bu iddialar ilk önce FETÖ'ye müzahir internet sitelerinde 2 Şubat 2020'de gündeme getirildi. Ancak alıcısı olmayınca Nisan 2020 yılında PKK'ya müzahir gazeteciler tarafından biraz daha ileri taşınarak Ağar oğlunu helikopterle aldırdı gibi iddialar eklendi. Bu Ocak ayında da aynı iddialar FETÖ'nün internet sitelerinde kendine yer buldu. Yalanın son durağı ise
yine Sedat Peker oldu. Peker 6 Mayıs'ta aynı iddiaları yeniymiş ve bilgi almış gibi pazarladı. Peker'in DHKPC'li teröristlerin mezarlarını ziyaret ettiği ortaya çıktı. DHKPC terör örgütünden tehditler aldığı gerekçesiyle polis koruması verilen, fakat koruma kararı alınmasında FETÖ iddiasıyla meslekten ihraç edilen polis müdürlerinin rol aldığı belirlenmişti. Sedat Peker'in 2019 yılında koruma kararı bulunurken, 5 Haziran 2019'da Ramazan bayramında DHKPC'li teröristlerin mezarlarını ziyaret etmesi dikkat çekti. Teröristlerin mezarlarını ziyaret ettiği anların fotoğraflarını kişisel hesabından paylaşan Peker, tam mezarlıktan çıkacakken farklı görüşleri savunduğumuz, hatta düşman dahi olsak öldüler ama yenilmediler sözünü mezar taşlarına yazdıran, gerçek anlamda bir duruşları olan 30 sene önceki DHKPC'lilerin de mezarlarını ziyaret edip dua ettim. Bugün kendini onların devamı olduğunu söyleyen sözde DHKPC'li, özde ise para için cinayet işleyen kiralık katilleri düşünüp kendi kendime tebessüm ettim ifadelerini kullanmıştı. Peker'in DHKPC'den tehditler aldığı bahanesiyle polis koruması kararının sürdüğü dönemde DHKPC'li teröristlerin mezarını ziyaret etmesi koruma kararındaki FETÖ izini doğrular nitelikte olarak yorumlandı. Peker'in dev sol üyesi olan ve 1991 yılında polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen Cavit Özkaya'nın mezarını ziyaret etmiş ve mezarı başında dua okuması da dikkat çekiyor. Hatırlarsanız geçenlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e özendi. Kılıçdaroğlu, Peker gibi çektiği her videosunda arka fonu ve masadaki objeleri değiştirerek mesaj verdi. Gece yarısı video paylaşımlarını alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu, son videosundaysa savcıları vatansever olmamakla suçladı. Kılıçdaroğlu, daha önce de yargı mensuplarını militan olarak nitelemişti. Kılıçdaroğlu özellikle gece yarısı paylaştığı videolarında organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'i taklit etmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu 11 Mayıs'ta paylaştığı videosunda Peker gibi masaya kitaplar koyarak mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'nun önceki gece paylaştığı son videosunda arka mekandaysa kitaplık rafında bulunan deniz kabuğu ve gemi yer aldı. Mekan ve obje değişimi yapan, daha önce halka her yerde bağıracağız diye seslenen Kılıçdaroğlu, son videosundaysa savcıları tehdit etti. Bu ülkenin namuslu savcılarına son kez sesleniyorum diyen Kılıçdaroğlu, biraz konuşmamız lazım. Sabah Rumeli kökenli gençlerimizle buluşmuştum. İnanın çok mutluydum. Rumeli'yi, Balkanları, gelecek planlarımızı, vatanımızı konuştuk. Sonra Deniz'i, HDP İzmir İl Başkanlığı'nda öldürülen Deniz Poyraz'ı öldürdüler. İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın. Kaçan kaçsın, kalan da ölsün. Kahvaltı ederken Deniz'i öldürdüler, katlettiler kızımızı. Onun için bu gece namuslu savcılara son çağrımı yapacağım, dedi. Kılıçdaroğlu şu ifadelerle savcıları vatansever olmamakla eleştirdi. Bu gece bu ülkenin mert ve vatansever savcılarına son kez sesleniyorum. Biliyorum, azınlıkta kalsanız da hala vatansever olanınız var. Hala oradasınız. Partileştirdiler savcılıkları ama hepinizi hala bitiremediler. Az kaldınız. Ama oradasınız. Hala kalbiniz bu ülke için çarpıyor. Biliyorum bu talebim tüm emeğinize mal olabilir. Sürebilirler sizi, men edebilirler mesleğinizden. Aynı zamanda biliyorum ki içiniz içinize sığmıyor. Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Atatürk'ün ruhu hala içinizde yaşıyor. Bu ülkenin namuslu evlatları. Vaktimiz hızla daralıyor. Soruşturma açmazsanız daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz. Daha çok denizlerin canlarına kastedecekler. Unutmayın, dünyada bizi haydut devlet konumuna düşürmek isteyen düşmanlarımız da var. Onların dümenine siz de istemeden su taşımış olacaksınız. Onların dümenine su taşıyan kır haramilere susarak siz de destek olacaksınız. CHP'den Engin Altay ve Berhan Şimşek'ten gelen militan suçlamalarını sahiplenen Kılıçdaroğlu, "Vay sen misin militan?" diyen İçişleri Bakanlığı bütün valiliklere bir yazı hazırlıyor. "Hepiniz dava açın," diye. "Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız," demişti. Kılıçdaroğlu'nun gece yarısı videoları akıllara organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'i getirdi. Paylaşımlar kamuoyunda Kılıçdaroğlu gece yarısı video çekip paylaşarak organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e özendi. Peker video paylaşmayınca Kılıçdaroğlu görevi devraldı. Yorumlarına neden oldu.